Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Uzun zaman oldu. Puzzle'ım. Uzun zaman oldu. Çok da uzun değil ama. 2 hafta, 3 hafta belki de. Hayatımda bazı şeyler değişti. Mesela yaşadığım yer. Artık orada yaşamıyorum. Doğrusu çalışmak için geldiğim için yaşayamıyorum yani doğal olarak. Çünkü yatılı çalışıyorum. Bu videoyu hani başlamadan önce ne konuşacağımı gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Ama bir şeyi fark ettim. Hayallerimi rafa kaldırmışım. Yani ben bunu fark ettim. Ben de artık o raftan almaya çalışıyorum. Çünkü müsait olamıyorum. Hani çünkü odada 4 kişi kalıyoruz. Hani hepimiz sabahçı olsak belki birimiz akşamcı, birimiz sabahçı. Ne iş yaptığıma gelecek olursak. Bir otelde güvenlik. Yani yaptığım evet çok büyük bir iş değil, böyle çok yorucu bir iş değil. Ama akşama kadar sürekli olarak bir şeyleri takip etmek, notunu almak ve bazen hani yoğun olsan da olmasan da o kafan ağrıyor. Çünkü yoğun olduğun yerde akşama kadar sürekli olarak bir şeyleri kontrol ediyorsun ve bir şeylerin notunu almak zorundasın. En ufak bir hatanda da hani kimlik kartının girişine kadar yolu var. Ha, yoğun olmayan yerlerde ise oturuyorsun sadece. Hiçbir şey düşünmemeye başlıyorsun. Sonradan kafana farklı şeyler getiriyorsun, farklı senaryolar getiriyorsun ve 8 saat boyunca böyle devam ediyor. Hani artık bir süre sonra, bir noktadan sonra çizgiyi aşıp farklı şeyler şey yapıyorsun, böyle kafayı yemek üzere oluyorsun. Yani kafan meşgul olmadığı için, boş boş durduğu için vakit geçmiyor. Uyku sürekli olarak uykun gelmeye başlıyor ve hani çalışıyorsun o esnada. Benim o bir işim. Çalışıyorum. Uyuyamazsın, bir şey yapamazsın. Hani çok ilk başta bu işe girmeden önce hani farklı yerlerde çalıştım. Hani örnek veriyorum, garsonluk olsun, minibara girdim, minibarda çalıştım. Ama en uzun çalıştığım 6,5-7 sene bir garsonluktu. Oradan bir şeyler oldu, çıkmak zorunda kaldım. Ondan sonra farklı bir yere girdim. Orada da hani çok büyük bir ihanete uğradım diyelim. Oradan da çıkmak zorunda kaldım ki 21 Temmuz'da hayatımın dönüm noktası diye zaten var. 21 Temmuz günü ben kendime bir söz vermiştim. Hayallerim için çabalayacağım. Bir süre çabaladım. Evet, bir süre çabaladım. Yaklaşık olarak bir ay mı oldu? Sonrasında bu işe geldikten sonra, yani bu işe geleceğim sırada, çünkü zaten önceki yerimle şu anki yerim farklı. Kendi kendime şunu demiştim. Hani işten çıktıktan sonra ne yapacağım? Hani gerçekten video çekebilecek miyim? Çünkü tek başıma kalmıyorum. Herhangi bir eve çıkmış olsam ben gene hayallerim için çabalarım. Benim hayalim ise hani benim çocukluktan beri tek bir hayalim var. Bir restoran açmak. Yani gerçekten çok güzel, çok büyük ama böyle sıradan restoranlar gibi değil. Böyle gerçekten de insanların sadece ama sadece rezervasyonla gelebileceği bir restoran. Bunun dışında ise hani çocukluğumdan beri sürekli olarak bilgisayarı sevdiğim için, yani bilgisayarla vakit geçirmeyi sevdiğim için video çekmeyi ve bunu hani paylaşmayı seviyorum. Bir ikinci hayalim de bu. Ama buraya geldikten sonra bu ikinci hayalimi rafa kaldırmışım. Kendime söz vermeme rağmen. Ki hani her gün video atacağım demiştim. Şu saatten sonra hani atacağım demiyorum çünkü bazen gün gelecek, çok yorgun olacağım, uyuyacağım. Çünkü bizim sürekli olarak vardiyalarımız değişiyor. Sabahtaydım, akşama geçtim. Şu anda zaten akşama geçebildiğim için videoyu çekebiliyorum. Çünkü o da boş.
Birisi sabahçı, birisi başka bir yere gitti falan vesaire. Bu videonun belirli bir konusu bile yok aslında. Sadece kendime bir dipnot gibi bir şey. Hayallerini rafa kaldırma. Benim ilk hayalim her zaman onun peşinden koşmaya devam ediyorum. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama benim bu ikinci hayalim. Yani az önceki söylediğim. Onu rafa kaldırma. Çünkü senin en çok istediğin şeylerden bir tanesi. Onu rafa kaldırma. Sadece bu benim için değil. Senin için de geçerli. Hayallerini rafa kaldırma. Yani belki anlaşılıyordur. Yorgunluk, uyku düzensizliği falan vesaire zaten belki yüzüme yansımıştır bu. Ki birazcık duygusala bağlamış olabilir. Çünkü zaten şu sistemi, şu düzeni kurarken aklıma şey gelmişti. Hani oradaki kemerde, yaşadığım evdeki o düzenim, arkadaki akvaryumum, mikrofonum. Yani sahip olduğum şeyler. Evet, gene şu anda Allah'a şükür sahibim. Ama ortam pek bir müsait değil. Bütün her şeyimi getiremiyorum. O da var. Ama yapacağım ben. Yani gerekirse bir tane GoPro alırım ya da aksiyon kamerası. Yani sürekli olarak burada vakit geçirmek için bisiklete biniyorum. Stres atıyorum gerçekten çünkü başka yapacak hiçbir şey yok. Yani işten çıkıyorum, geliyorum, bir saat uyuyorum, ardından biraz müzik dinliyorum, video izliyorum, sonrasında bisiklete çıkıyorum, yaklaşık 2 saat falan bisiklet sürüyorum. Hani bir tane kamera alırım. GoPro ya da şey aksiyon kamerası artık. İkisi de aynı mı oluyor bilmiyorum ama tam araştırmadım da. Vlog çekerim. Yani otelde yaşadığım şeyleri, olay olursa mesela onu çekerim. Haftalık vlog tarzında. Ya da bisiklet turlarını çekerim. Oyun videosu hani odada bu şekilde kimse yokken çekebilirsem çekmeye çalışırım ki o da mikrofonlu olur mu onu bilemem. Çünkü mikrofonum burada değil. Tamam, laptopun kendi mikrofonu var ama beni tatmin etmiyor diyelim. Ama bakalım bundan sonra hani bu kendime bir dipnot yani. Hayallerine rafa kaldırma. Hani bundan şu anda tarih kaç? 5 Eylül 2022. Bundan 1,5-2 sene sonra hayallerini rafa kaldırdığım için pişman olma. Bu sana bir dipnot. Çabala. Ve her bu videoyu tekrardan izlediğin zaman da aklına hayallerini rafa kaldırdım. Ben gerçekten duygusal bağladım. Şu an onu fark ettim. Çünkü özledim. Ve pişman olmak istemiyorum. Hayallerini rafa kaldırma. Sana tek diyeceğim bu Soner. Hayallerini rafa kaldırma. Bu sizin için de geçerli. Bu videoyu izleyen arkadaşlar için de geçerli. Hayallerinizi rafa kaldırmayın. Çünkü ben 2 hafta, çok uzun bir süre değil. Sadece 2 hafta, 2,5 hafta rafa kaldırdım. Ama kendimi şu anda o kadar kötü hissediyorum ki. Bir şeyler yapmak için dedim ben çabalayacağım artık. Her neyse çok fazla uzun oldu. Bu konu yani. Video belki uzun olur ama bu konu çok fazla uzadı. Şimdi arkada görmüş olduğunuz şu benim yatağım. Evet. Ve şu şeyler. Nerede? Bunlar villada sopası. Evet, ne alaka diyeceksiniz şimdi. Bir dakika, arkadan bir fon istiyorum lütfen. Tamam, videonun arkasına koyacağım ama şu anda da tek böyle sadece konuşmak şu an çok lokma gitti.
Az da olsa gelir bana bu. Şimdi ben öbür otelden çıktım. Minibardan çıkmıştım. Minibardan çıktıkta... Ay bura ne ya? Biraz ilerlesin. Bu da güzel değil. Ben fonsuz şey yapayım ya. Vallahi geçtim. Yani. Umarım telefonumu izlemişsin. Bu hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Evet tamam bu dursun. Masa bile sallanıyor yani. Şimdi ben diğer otelden çıkmıştım. Diğer otelden çıktığım gün hayatımın dönüm noktası diye ben zaten bunu paylaşmıştım. Sonrasında ben kendime bir söz vermiştim. Dedim ki Soner, bu eline bir fırsat geçti. Sen bu fırsatı değerlendirmelisin. Allah'ın her günü video çek. İzlenme artsın. Seni tanısınlar. Dedim. Çektim ne oldu? Çektim ne oldu? Kaça kadar yükseldik? 85. Allah razı olsun yine o abone olanlara. Allah 1000 kere razı olsun. Ama çabalıyorum. Çabalayacağım da. Burun kaşıdı. Şimdi biraz da sesini arttıralım da herkese ses koymaya uğraşmayalım. Evet tamam. Farklı bir içerik üretmem gerekiyor. Onun farkındayım. Niye durdu ama? Başlat. Evet onun farkındayım. Ama birkaç tane sıkıntımız var. Birincisi coğrafya kadardır. Ne demek istediğimi izleyen çok şey anladı. İkincisi, diyelim ki o sorunu hallettik. Bunu hallettik. Zaman. Bu zenginler neyi satın alıyor senin? O lüks şeyleri mi? Hayır, zamanı satın alıyor abi. Bunlar zamanı satın alıyor. Biz ne yapıyoruz? Anacığımı bıraktım ben, geldim buraya bak. Ben o ortamı, o şeyi bıraktım, geldim buraya. Niye? Bak bu. Evet. Coğrafya kadardır. Geçen gün bir uygulamada çocukla tanışmıştım. Oyunda. Çocuk dedi ki bana, bak bu arada bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Çocuk dedi ki bana, kaç tane ülke gezdin? Ben dedim ki hiç. Kaç yaşındasın dedi. Dedim 22. Çocuk dedi ki bana, ben dedi 18 yaşındayım dedi. 5 tane 6 tane ülke gezdim dedi. Ben ilk başta inanmadım. Gerçekten inanmadım. Dedim ki bana kanıtla. Bana bunun kanıtını göster. Gösterdi. Gerçekten gösterdi. Sonra dedim ki kendi kendime. Ulan Soner hakikaten coğrafya kadermiş. Küfür edecektim. Bu yüzden de ben parayı düşünmek istemiyorum. Ki düşünmedim de şu güne kadar. Canım bir şey istiyorsa onu aldım. Borca girdim ama aldım. Çünkü benim yarın sabah kalkamayacağım belli değil. Borca girdim derken de birisinden borç almadım. Bankaya borçlattım. Bütün herkes gibi. Türkiye'nin çoğu kişisi gibi. Ama kredi falan da çekmedim ha. Hiç. O değil de. Neyse. Bunu ben zamanında yaptım. Pişman mıyım? %50. Neden pişmanım? Çünkü çalışırken yapsaydım en azından ödeyebileceğimi bilirdim. Her neyse. Konu nereden buraya geldi? Ben artık hani akşama kadar biz tek başımayız ya. Gerçekten hepimiz böyle bizim otelde çalışırken biz tek başımayız. Ve kimseyle sohbet edemiyoruz. Benim dökülmeye ihtiyacım varmış. Bu video kaç dakika olur bilmiyorum. Sonuna kadar izler misin onu da bilmiyorum. Ama benim dökülesim varmış. Şimdi
Evet. Ne demiştik? İşte GoPro falan alacak demiştik. Bir dakika bakalım diye. GoPro ile aksiyon kamerası bir mi? GoPro. Aa sanırım aynıymış lan. O düz. On bin lira. 8.000 lira. Ulan ben 6.000, 7.000 lira maaş alıyorum. Ben paramı buna mı vereceğim? Verme. Fiyatlara bakıyorum şu anda. Bir tane vardı. Neydi onun adı ya? Adı aklıma gelmedi. SCM 4000 miydi? Neydi lan o? SCM 4000 yazalım ya. Aksiyon kamerası. Ha, SC 4000. Bu arkadaşımız 1090 lira. Şimdi ben başlayalı daha 2 hafta falan oldu. Hatta 2 hafta bile değil. Ben yaklaşık 1600 lira gibi para alacağım. 1600, 1500. Yemeğim burada. Barınak da veriyorlar sağ olsunlar. Değer mi? Şu an onu düşünüyorum. Değer mi? Bir yanım diyor ki, Soner, sen hayallerini rafa kaldırmışsın. Oğlum, yatırım yap. Tamam, zor günler geçireceksin. Parasız günler geçireceksin. Ama bunun da bir geri dönüşü olacak diyor. Şimdi bu arkadaşımızın ürün değerlendirmesi, ürünün diğer satıcıları, ürün bilgisi, ürün soracağı, ürün özelliklerinin açıklaması. Sen çok güzelsin. Ürün kampanyaları, Troya, ürün değer satıcıları. Bu ürünü alanlar bunları da aldı. Nispet yapıyorlar. Yazdı böyle anlar da aldı yarım yedileri. Sponsor olmak isteyen var mı? Gerçekten. Reklamınızı yaparım. 85 aboneyle. Coğrafya kadardır abi ya. Bunun dolar üzerinden bakmak istiyor. Ne kadar? Hani yurt dışındaki arkadaşlar bunu kaç paraya alıyor?
tane buldum. Bulamadım. Ama bir hesaplama yapabiliriz. Şimdi benim alacağım ne kadar? 1090 TL. Hemen Google amcamıza yazıyoruz. 1090 TL kaç dolar? 60. Coğrafya kaderdir. Altmış. Yani bizim 60 TL. Ben ailemi bırakayım, geleyim buraya. 6.000-7.000 lira için. Adamlar 60 liraya alıyor lan bunu. Yani onların şeyi... Tabii enflasyon bu şekilde işlemiyor ama anlayanlar anlar. Şimdi alta şey yazın olur. Onların enflasyonları farklı. Almancıysa falan mesela der yani. Gerçi o euro üzerinden ama. Of. Tamam, bu sadece kamerayla da kalmayacak. Neden mi? Diyelim ki ben bunu aldım. Bisiklete bindim. Elimle mi tutacağım? Buna bir kafalık bant, boyunluk şey falan bir şey gerekiyor illa ki neremde yapacaksın. Değil mi? Bu da gerekiyor. Moralim bozuldu şu an. Bu video kaç saat yaparım bilmiyorum. Ama uzun olacak. İçimi dökeceğim. Belki şu ana kadar videoyu kapatmış olan da vardır. Canları sağ olsun. Bu arada bu geldikten sonra ürün incelemesi yapacaktım. Yapamadım. Bizde gerçekçi duman efekti vardır. Bizde böyle. Ya. Sizde var mı? Boş yapacağım biraz. Uzun zaman oldu çünkü. Oyun oynayamıyorum. Dışarıya çıkamıyorum. Çünkü abartmıyorum. Gerçekten hiçbir şey yok. Kafe buradan en aşağı 5 kilometre, 6 kilometre falan. Araba yok. Arkadaş hepsi çalışıyor. Oyun oynayamıyorsun. Daha ne diyeyim?
Enflasyon da sen almış başını gidiyor. Şu an şey yapmak isterim. Yani böyle telefonu alıp ulan hadi lojmanı gezelim. Vlog tarzı. Ama neden? Ha tamam hadi kemerde telefonla çekiyordum. Burada. Burada onu yapamazsın. Yapamazsın. Neden mi? Yiyecek gibi bakarlar. Vallahi bak. Yiyecek gibi bakarlar. Ben bu tutamacı alsam böyle, tutamaç mı işte, her neyse, tripod falan, her ne deniyorsa, ışık şey, o ışık şey işte. Zaten yaklaştığımda gözlerimden görüyorsunuz. Ben onu alsam, onunla birlikte çıksam dışarıya. Çıkamam. Benim odamda böyle bir şeyler yok. Günümüz Türkiye'si, welcome. 27 dakika olmuş. Hani bunun 1 dakikası, 2 dakikası falan oyalanmıştım başta. Çünkü hüzünlenmiştim. Neredeyse ağlama noktasına gelmiştim. Özlemiştim çünkü. Ortamı. Balıklarımı. Kedimi. Kedimi de özledim. Anacığımı da özledim. Arada bir duman efekt. Boş yaptığımın farkındayım. Sadece videoyu uzatmaya çalışıyorum. Çünkü eğer ben bu videoyu kapatırsam zaman çok hızlı geçecek. Ve ben bunu istemiyorum. Evet, psikolojik olarak biraz iyi değilim. Ama şu manada da iyi değilim. Yani normalde her şeyim çok düzgün. Şimdi bizimkiler izlerse yanlış anlar. Senin psikolojin bozuldu, çarçurt demeye durdular. Gerek yok. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten. Ve ben alkol içen birisi de değilim. Geliyorlar işte. Alkol içmeye gidiyorlar. Ben içmiyorum ki. Ben içmiyorum. Ben nasıl vakit geçireceğim? Ne yapayım? Uzaktan kumandalı araba alıp burada şey mi yapayım? Yapacaksın Soner. Ben sana inanıyorum. Ben sana güveniyorum. Kendimi kandırıyormuş gibi hissediyorum şu an. Kendimi aldatıyormuş gibi. Ama yapacağım. Mikrofonsuz oyun bile olsa o videoyu çekeceğim. İnternet yok. Var. Yalan olmaz. Ama hani zor. Kapatıyorum çünkü telefondan direktmen kesip atacağım bunu. Herhangi bir şekilde montaj yapmayacağım. Bu arada beklemeler falan hepsini izleyeceksiniz. Tabii izlerseniz. Birkaç kişi var sonuna kadar izleyecek. Onları biliyorum da. Allah razı olsun onlara. Onlar benim canlarım, ciğerlerim. (Gülüyor)
Şimdi diyeceksiniz ki yarım saattir ne boş yaptın? Kimseyle konuşamıyorum ki. Arkadaşlarımı arayıp onları rahatsız etmek de istemiyorum. Çünkü çalışıyorlar. Ben bugün izinliyim. İzinli değilim, pardon, akşamcıyım. Akşama kadar yolumuz var. Tabi o kadar süre video çekmeyeceğim ama orası ayrı. Şimdi benim birkaç tane arkadaşım var. Bu videoyu sonuna kadar izleyecekler. Biliyorum. Onlar canlı. Ama şöyle de bir şey var. İzledikten sonra bana mesaj atacakları şey şu. Umuhuy, ne boş yapmışsın. Adam akıllı bir içerik çekseydin ya. Bir oyun çekseydin ya. Bir şey çekseydin ya. Vlog çekseydin ya. Çekemiyorum ki. Çekemiyorum. Oyun videosu çekemiyorum. İnternet yok. Tamam, internetsiz oyunlar var. Ama bunun bir de montajı atması var. Telefondan atacağım çünkü. Sponsor olmak isteyenler Instagram adresim falan zaten var. Altta yazıyor. Instagram adresinden, mail üzerinden bana ulaşabilirler. Ki bu videoyu kaç kişi izleyecek, o da var. Şimdi kafadan hesap yapıyorum. 400'lenme kesin. Gerçekten 400'lenme kesin. Ondan sonrası Instagram'da paylaşacağım ya. Ya buraya kadar izlerler mi? Orası da meçhul. Instagram'dan paylaşacağım. Sonrasında merak edenler, ulan gene ne boş yaptı diyenler olacak. Ki hiç takmıyorum onlara. Ki taksaydım zaten bu kadar uzun video çekmezdim. Ben seviyorsam yaparım abi. Ben seviyorsam atarım. Yani kimsenin dediği beni ilgilendirmiyor. Ne boş yaptı bu diyerekten bakacaklar. İzleyecekler. Oradan da bir 5-10 kişi gelse, yani 600-700 kişiden, 600-700 takipçi var, tam sayı bilmiyorum. Oradan bir 10 kişi gelse yeter. Allah bereket versin. Sağdan soldan eğer ben kabak fotoğrafını güzel yaparsam ve başlığı da ilginç yaparsam, sağdan soldan da bir 10 gelse yeter. Şimdi ben bu videoyu kapatayım. Ona bakayım, düşüneyim. Ben pasif gelir. Nereden bulabilirim? Satışlara devam edeceğim. Yeni bir hesap açtım. Yani grafik tasarım satışlarına. Yeni hesap açtığınız zaman, çünkü benim eski hesabımda şöyle bir sıkıntı oluştu. Şimdi benim kimliğim de Soner yazmıyor. Soner yazmadığı için de ben isim değişikliği istedim. Yani Soner Karadumanlı farklı bir isim yapacaktım. Bunun için bana mail attılar. Abicim senin ismin o değil. Ben dedim ki ben iki isimliyim. Sadece birisi kimlikte yazmıyor ama iki ismim var dedim. Biz dedi kabul etmiyoruz bunu dediler bana. Sonra dediler ki bize yüzünün gözüktüğü ve kimlik kartının gözüktüğü şu şekilde bir fotoğraf at dediler. Ben dedim ki tamam. Aynen şu şekilde çektim. Şurada kimlik var. Şu şekilde çektim. Dediler ki senin ismin Duran. Dedim aa gerçekten mi? Tabii bunu diyemiyorsun. Resmi bir şekilde mail atıyorsun. Evet dedim. Benim ismim Duran ama dedim benim dedim farklı isimler var. Ben dedim farklı isimler kullanıyorum dedim. Hani dedim burada o kadar kişi var. Hani kullanıcı adını farklı bir şey yapıyor. Kullanıcı adını kendi adım yapmak zorunda değilim dedim. Tamam dedi. Bize dedi tekrardan dedi fotoğrafla şey atar mısınız dedi. Bakayım bir şey. Ben de o esnada birazcık sinirlendim. Çünkü bu mailleşme bir günden bir güne oluyor. Yani bir bugün mail attılarsa yarın atıp atmamaları meçhul bir sonraki gün. Sürekli olarak bekletiyorlar ve bu esnada ben satış yapamıyorum. Reklamımı yapamıyorum. Ben de en sonunda sinirlendim. Burası dedim, hani dedim şu şey uygulaması var ya, mobil üzerinden, banka olmadan birbirine para falan atıyorsun. Para. Bilmiyorum, belki ismini söyleyince telif falan atarlar diye söylemiyorum.
Sanmıyorum herif açacak. Papara. Söyledim gitti. Dedim burası dedim papara mı dedim. Kimlik doğrulama istiyorsunuz benden sürekli dedim. Biraz sert bir şekilde yazmış olabilirim ben bunu. Hesabımı engellediler. Evet. Hesabım kapatıldı. Satış yapamıyorum. Bu yüzden de yeni hesap açacağım. Yani gidip de işsiz değillerdir diye ümit ediyorum. Hani aa bak bu isim gene açmış, bunun hesabını gene kapatalım demezler diye düşünüyorum. Çünkü zaten hesap açmak için, satış yapabilmek için belirli bir ücret yatırıyorsun oraya. Ki öyle satış yapabiliyorsun bir yoğunlukta. Yeni hesap açacağım. Oradan bir pasif gelir. Tabii pasif gelir olmuyor bu ama en azından diğer işlerimden mesela örnek veriyorum. Oradan 7000 alıyorum. Buradan mesela bir iş aldım. Ki yeni açıldığı için gerçekten de sana olanak sağlayıp bir reklamını yapıyorlar. Yani öne çıkartıyorlar. Reklamını yap, başka bir şey yapmıyorlar. Sadece öne çıkartıyorlar ki bu zaten fazlasıyla yeterli oluyor. Bir de senin reklamın gerçekten grafik tasarımın güzelse 10 numara 5 yıldız. Dikkat çekiyor ve insanlar gelip sana tıklıyor. Ve yeni olduğun için de bazıları var gerçekten de yardımcı olmak istiyorlar. Hani yeni olduğum için. Ya kardeşim işte böyle böyle bir şey var. Hani ben sana paranı vereyim hiç böyle diğerleriyle uğraşmayayım. Sen bana yardımcı ol ben sana yardımcı olayım hesabında. Bu oluyor. Oraya başlayacağım. Oradan biraz para biriktirdikten sonra bu şeyi aksiyon kamerasını alırım diye düşünüyorum. Yani tahminimce. Onu aldıktan sonra biraz daha para biriktirmek zorunda kalacağım. Neden? Çünkü sadece aksiyon kamerasıyla bitmiyor. Hayat çok zor. Ki ben sürekli olarak gezen bir insan değilim. Çok gezmeyi çok seviyorum. Öyle. Evet, video bu kadar olsun. Zaten neredeyse 40 dakikaya yaklaşmış. Oraları buraları kestik. 37 dakika falan. Yeterli. Zaten az çok derdimi, sıkıntımı anlattım. İçimi de döktüm. Uykum da geldi biraz. Kendinize iyi bakın. Vallahi kendinize iyi bakın. Bu hayat zor. Bir şeyler için çabalayın. Kim ne derse desin. Örnek veriyorum ben şu anda 37 dakika, 38 dakika boyunca boş yapıyorum. Kim ne diyecek? Ki desin. Ne boş yapmışsın ya. Anca boş boş konuşuyorsun. Bize ne onlardan çarçur. Onları söylediğinden bana ne? Bana ne? Ben seviyorum. Ki senin kafana silah da dayamıyorlar izleyeceksin. İzleme. Ben günlerdir çabalıyorum ki bu Facebook'ta reklam hani karşılıklı abone şeylerinde birisine demiştim ki çocuğun birisi. Çocuk da değil aslında benden biraz büyüktü. Senin dedi nasıl bu kadar abonen düşük dedi. Sen dedi her gün video atmışsın her gün gerçekten de uğraşmışsın ki benimki şey değildi. Örnek veriyorum kapak fotoğrafı için bile uğraşıyordu. Dedim ki benim için sorun değil. Elbet bir gün bir yerden patlarız. Yani gerçekten çocuk bana bunu demişti. Yani ben bu kadar uğraşmama rağmen çok ama çok az gelişiyorum. Ben bunu sıkıntı yapmıyorum. Başkalarının dediğini mi sıkıntı yapıyorum? Bana ne? İstediğini söyle. İstersen boş yapıyorsun da. İstersen videoların çok kötü de. Bana ne? Ben bunu seviyorum. Bu ne seni alakadar eder ne bir başkasını. Mesela. Sen kendi istediğin yorum yapabilirsin. İstersen beğenmeyebilirsin. İstersen takipten de çıkabilirsin. Bana ne? Ben sevdiğim şeyi yapıyorum. Senin beğenip beğenmemen için değil. Başkası için. Ben sevdiğim şeyi yapıyorum. Evet. Bu kadarı yeterli bence. Herkes anlayacağını anladı. Oh.
kilo verdim ya. Neyse. Evet, gerçekten bu kadarı sizi ilgilendirmiyor. Alışkanlık oldu. Sürekli olarak buna da basıyorum ya. Videoyu bitiresim yok. Hala boş yapasım var. Çünkü konuşamıyoruz. Kimseyle konuşamıyoruz. Ki özellikle beni dün öyle bir yere vermişti ki amirim. Sağ olsun. Kimse yoktu. Düşünsenize bak. Gerçekten bunu sadece bir yarım saat, bir saat deneyin. Oturun. Gerçekten oturun. İstediğiniz şekilde. Yatmayın ama. Yatmak yasak. Sonuçta istesin. Bir hani bana göre, yani kendimce koyduğum bir kural, gülmek yasak. Kendime koyduğum bir kural. Neden? Çünkü gülersen insanlar seni bir şey olarak görür. Ne diyeyim? Yumuşak olarak görür. Yani o düşündüğünüz tarzı yumuşak değil. Ve seni kullanmaya çalışır. Bir şeyler olur. Samimiyet kurar. Gerçekten kullanmaya çalışır. İnsanlar bu şekilde. Evinizde oturun sadece. Yarım saat boyunca şu şekilde durmaya çalışın. Sadece yarım saat. Arada bir kalkın. Böyle bir evi gezin. Gerçekten. 8 saat boyunca ben öyleydim. Ki eline telefon almak da yasak. Kameranın karşısındasın. 8 saat boyunca. Artık bir süre sonra şöyle oluyorsun. Biraz daha sonra böyle gidiyor gidiyor. Sonra bir ciddileşmeye karar veriyorsun. Kendine bir kahve yapıyorsun. Sonrasında şöyle oturmaya başlıyorsun. Böyle sert bakışlar. Sürekli olarak etrafa bakıyorsun. Birisi geliyor mesela. Uzaktan görüyorsun. Yani çünkü ben kapıdaydım. Deponun kapısında. Ve dün pazar olduğu için kimse yoktu. Depo kapalı. Kimse geçmiyor. Kimse beni tanımıyor. Ben kimseyi tanımıyorum. Mesela arada bir bellboy geçiyor. Arabayla misafir götürüyor. Konuşamazsın ki. Hadi konuşacak oldun diyelim. Adamın yanında misafir yok. Tanımıyorsun ki birbirini. Hani artık bir süre sonra şeye bile aç oluyorsun. Yani selamünaleyküm. Hani birisi bana öyle dese. Aleykümselam kardeşim, hani gel bir şey iç falan. O muhabbete girmeye yakınlaşıyorsun böyle. Canın çok sıkılıyor. Amirimin izleyeceğini sanmıyorum. Dün saat 3. 3 gibi aynen. 3 gibi. 4'te çıkacağım. Canım artık o kadar çok sıkılıyor ki. Hani patlayacağım sıkıntıdan. Tamam, gölgedesin, oturuyorsun. Hani bu bazıları için çok basit bir iş gibi geliyor. Ki bana da öyle geliyordu zamanında. Ya diyordum ki mesela ben garsonluk yaparken güvenliklere. Ya akşama kadar oturuyorlar. Ne güzel iş. Gerçekten bunu diyordum. Ama demez olaydım. Gerçekten demez olaydım. Abi yok böyle bir şey. Mesela örnek veriyorum, tabii verildiğin yere göre değişir ama dün benim pazar günü verildiğim yer, hani sadece şu müzik boyunca şöyle oturacağım ki hani artık alışkanlık oldu, otururum. Bir sıkıntı yok. Ama sen de benimle birlikte bir dene olur mu? Videoyu bir türlü bitiremedim ama videoyu başa alacağım. Sen de benimle birlikte öyle dur, tamam mı? Ama otur. Yatmak yasak, işlesin sonuçta. Benim ne hissettiğimi anlayacaksın. Bu arada müzik sadece 1 dakika 13 saniye. Gerçekten benim sadece 1 dakika 13 saniye. Şimdi başlayalım hadi. Hep birlikte. Yapmazsan bir şey olmaz. Ama yap bence, dene yani. Bir hayat şeyi oluyor yani. Başladı. Resim geliyor. Tamam, sıfırladık. Tamam. Başla. Thank you.
Bitti. Sadece 1 dakika 10 saniye. Yapanlar oldu mu bilmiyorum ama yapanlar benim ne hissettiğimi anladı. 8 saat boyunca düşünsene. Ki hani arkada fon falan da yok. Bulunduğun yeri ezberliyorsun. Gerçekten bulunduğun, mesela örnek veriyorum, benim alanım burası. Ezberliyorsun. Nerede ağaç var, nerede şey var, böcek var. Artık böceği takip ediyorsun. O derece kafayı yeme noktasına geliyorsun. Eskiden diyordum ki ulan güvenlik tam benim işim. Otururum akşama kadar. Bir şey yaptıkları yok. Ki söylediğin gibi bu verildiğin yere göre değişiyor. Örnek veriyorum. Personel kapısına ya da ana kapıya verirsen boş duramaz. Çünkü sürekli olarak bir not alma işlemi. Ama diğer yerlerde, mesela örnek veriyorum, sahile verdiler. Sahile sürekli olarak gidip geliyorsun. Devriye atıyorsun. Etrafı sürekli böyle bakıyorsun. Güneş bir yandan. Tabii hiç ben sahile gitmedim. Sahile vermediler. Ben şu anda hala oryantasyondayım. Bakıyorsun sürekli etrafa. Kontrol ediyorsun. En ufak bir şeyi bile kaçırmaman gerekiyor. Ah. Uykum geldi. Susadım da. Yıkarken ben şey yapayım, gizliyim. Eğer benim bir defa olsun sigara içtiğim böyle şey olursa mokoku. Ben para kazanma iptal. Bir defa olsun bu arada. Yani ondan sonra dön başa. Yeri karalaç. Onu doğrula. 50 dakika olmuş. Biz bunu bir saate tamamlayalım. Eğer otelde interneti iyi çekiyor olsaydı 8 saat boyunca yayın yapardı. Gerçekten. Zaten boş duruyoruz. Yapacak hiçbir şeyim yok. Koyardım telefonu, bu tripodu da götürdüm, ışıklı tripodu. Bağlardım yeri, illaki bağlardım yeri. 8 saat boyunca yayın yapardım. Ki yayın yaptığın zaman, YouTube'da yayın yaptığın zaman otomatikman video olarak yükleniyor. Uğraşmazsın da. Videonun başlarını buldum. Boş yapıyoruz. Evet. Yazacağım abi. İçimden öyle geliyor anasını satayım. Kim ne derse desin. Artık alışkanlık olmuş. Odadayken bile bazen böyle. Düşünsene 10 dakika boyunca böyle, 10 dakika. 50 dakika olmuş şu anda. Bu kestik bir dakikasını falan. 10 dakika boyunca böyle olduğumu düşünsene gidiyordu. Kafayı yer değil mi insan? İzlemek istemez. Artık ne kadar zoruma gittiyse sürekli olarak aynı şeyleri tekrarlamak istiyorum. Evet, biz işte onu yaşıyoruz. 8 saat boyunca böyleyiz diye. Videolarımda sigara içmeyecektim. Yani videolardan birine izleyen birisi varsa tabii, her videomu. Söylemiştim sigara içmeyeceğimi çünkü edit yaparken falan çok zorlanıyorum. Blur'u çünkü oradan oraya, oradan oraya böyle yavaşça böyle hareket ettiriyorsun. Tabi bunun kısa yolu var ama ben bilmiyorum. Yani mesela örnek veriyorum.
nesneye tıklıyorsun, onu takip ediyor. Böyle bir şey var mıydı? After Effects'te mi? Premiere Pro'da mı? İkisinden birisinde vardı, hatırlıyorum. Yani bir videoda görmüştüm, yabancı bir videoda, şeyde, kanalda. Ama ben bilmiyorum. Ki bu videoyu telefondan sadece başını keseceğim. Bilmiyorum, belki araları keser miyim, kesmez miyim. Akşama kadar bunu oynuyorum. Aşağı yukarı yapıyorum. Sadece şunu yapıyorum. Gerçekten sadece bunu yapıyorum. Akşama kadar. 8 saat boyunca. Sürekli geziniyorum. Yani. Çıkabilirsin bu arada. Videoda. Daha buradayız. Bir saate tamamlayacağım. 53 dakika olmuş. Daha izleyecek olan daha değilse. Çekirdeklerinizi hazırlayın. Gerçi bunu başta söylemem gerekiyordu ama. Bu arada masa da çok sağlam. En ufak bir hareketinde sallanıyor. Annem merak edip izleyebilir. Ama sonuna kadar mı izler? Bilemem. Eğer sonuna kadar izlediysen anacığım, Allah razı olsun. Şimdi az bir zaman kalmışken, 5 dakika, 6 dakika gibi süre kaldı. Söylediğim gibi, böyle sohbet yayına çıkabilir. Kaç kişi izler bilemem ama. Şu parayı bir biriktireyim. Tabi hedeflerim, bir sürü hedefim var parayı biriktirdikten sonra. Herkesin var ama. Mesela örnek veriyorum, bir araba almak. Kadroya kalacağımı düşünmüyorum ama kadroya kalırsam kendi arabamı satacağım. Sonra güzel bir araba alacağım. Evet. Kredi çekeceğim üstüne biraz ama. Olsun. Hayır, sıkılmadı. Hayır, içinden öyle işliyoruz. Çünkü bu benim için hiçbir şey. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra 56 dakika oldu. Bu videoyu kapattıktan sonra başını keserim. Bilmiyorum, başka bir şeyler ekler miyim. Sonrasında yüklemeye başlatırım. Yüklemeye başlattıktan sonra uyurum. O sırada yüklenir. Kalkarım. Eğer yüklendiyse Instagram'da paylaşırım. Sonrasında aşağı inerim havuza. Havuzda biraz yüzerim. Sonrasında çıkarım. Tıraş olurum. Sakal tıraşı malum, şu çok hafif var. Ona rağmen sıkıntı.
Bir daha yatarım. Yatmaya da bir. Ya da yatarım. Kalkarım. Hazırlanırım, işe giderim. Yarın sabah kalktığım zaman da eğer orada tekrardan kimse yoksa bu şekilde bir video çekelim. Bu arada hakikaten özeniyorum. Bayağı çökmüş gitmiş ya. Fark ettim ki bayağı bir uykum geldi. O yüzden bir sesi tamamlamayacağım. Yeter bu kadar. Eğer bu kadar izlediyseniz zaten tebrik ederim. Sizin de sabrınız yüksekmiş. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.